Hastalığın tedavisi daha çok cerrahi demiştik. Peki bu şeyler var, belli kulağa takılan belirli mekanizmalar var. Onların yardımı oluyor mu? Olur, olur. Çok da güzel olur. Eğer hasta ameliyat olmak istemezse ya da ameliyatına engel olan başka durumlar söz konusuysa, biz bu hastalara işitme cihazları tavsiye edebiliriz. Bildiğimiz kadarıyla işitme cihazları, halkın en çok yaygın bildiği kadarıyla, kulağımızın içine takılan bir kalıp sayesinde işitmeyi, buradan bir hortum yerleştirilip bu hortuma takılan ve kulak arkasında kullanılan cihaz sayesinde normal klasik işitme yolunu kullanarak cihazların kullanılması söz konusu. Bu hastalıkta özel olarak bu tip bir tedavi çok yeterli olmayacak. Çünkü zaten bu hava yolu üzerinde bir engel var. O yüzden işitme cihazlarının kemik yoluyla çalışanları da söz konusu. Bu çok bilinmez. Aslında kullanımı da daha estetik diyebilirim. Çünkü biz bu cihazları gözlüklerin saplarına yerleştiriyoruz. Gözlük sapı kulağın arkasından kulak kemiği üzerinde değiyorken oradan dışarıdan topladığı sesi titreşime çevirip direkt kemiği titreştiği için şu yolu bypass ederek sesi direkt salyangoza götürebiliyor. O sebeple işitme cihazları da burada kullanılacak bir seçenektir. Ameliyat olmak istemeyen insanlarda. Ama cerrahisi çok başarılı bir cerrahidir. İnce bir cerrahi olmakla beraber daha ameliyat anında hasta kulağının düzeldiğini hisseder. O sebeple biz hastalarımızı daha çok ameliyatlara yönlendiririz. Bu hastanesinde rahatlıkla bu ameliyatlar yapıyor. Evet, yaptık. Hatta iki tane hastamız oldu. Çok yakın bir geçmişine rağmen. Bu hastalarımızın biri bir aylık, biri bir buçuk aylık bir geçmişi var, ameliyat geçmişi var. İkisi de şu anda pırıl pırıl kulaklarıyla, kendi orijinal kulaklarıyla duyuyorlar, işitiyorlar. Çok mucizevi bir hastalık. Çünkü düşünün şimdi, duymuyorsunuz ve ameliyat, bir de uyanık yapmayı tercih ediyoruz. Narkoz altında da yapılabilir, genel anestezide de yapılabilir ama ben daha çok lokal anestezide tercih ediyorum. Hasta uyanık, çünkü hastayla ameliyat sırasında bir iletişim kurmak da bizim için önemli. Daha ameliyat anındayken hasta duyduğunu hissediyor, kulağın açıldığını hissediyor. Yani o çok güzel bir şey. Bizim için de bir test yöntemi oluyor bu, olup olmadığını test etmek için.